TV8 ekranlarından aklındaki sorular programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikte hocamızla Kur'an'a göre ölüm cennet ve cehennem konusunu ele alacağız bu konuda merak edilen sorular var o soruları hocamız ileteceğiz ve cevaplarını isteyeceğiz kendisine hocam hoş geldiniz teşekkür ederim çok sağ olun değerli hocam konu gerçekten birçok kişinin ilgisini, dikkatini çeken bir konu. Ve bu konularda çok fazla spekülasyon da yapılıyor. Birçok doğru bildiğimiz yanlışlar da var. O yüzden biz istiyoruz ki bu program siz de buraya gelmişken vesileyle bir susalım. Allah'ın kitabı konuşsun. Bu konularda ayetler neler söylüyor. Biz izleyicilerimizle bunları paylaşalım ki bu programın yapılma amacı gerçekten bir değer kazansın. Hemen şöyle başlayalım isterseniz hocam. Kur'an-ı Kerim'de cennet kavramı geçiyor. Evet. Ve Kur'an'a göre insanın çıkartıldığı cennet dünyadan ayrı bir yer midir? Bu konuda çok kafa karışıklığı var. Eğer işte ahiretteki cennetse nasıl bazı olaylar gerçekleşiyor orada gibi e, ya da dünya içinde cennet kelimesi kullanılıyor dünyadaki bahçeler için. Bunu biraz açıklık kazandırabilir miyiz? E, tabii konu cennet olunca ilk akla gelen belki cidden en baştan değinilmesi gereken nokta orasıdır. Hz. Adem'in yaratıldığı ve çıkartıldığı cennet müminlere ahirette vaat edilen cennet midir? Buna dair çok net şeyler söylemek lazım. Böyle yuvarlak konuşunca insanların zihinlerindeki problemler gitmiyor. Yani öyle de olabilir, böyle de olabilir. Hayır, öyle de olabilir, böyle de olabilir değil yani. Bu bir tanesi doğru bunu. Bunun doğrusu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hz. Adem'i yani ilk insan neslini bu topraktan yarattığını söylüyor. Gayet açık. Hiç tartışılabilir bir tarafı olmayacak şekilde. Hayatın burada sürdüğünü söylüyor. Ve öldükten sonra bu topraktan çıkartılacaklığımızı söylüyor. Hem işte Taha suresinde hem Araf suresinde bunu detaylandırarak söylüyor. Hz. Adem'in ve ilk insan neslinin bu topraktan yaratıldığı kesin olunca Hz. Adem'in müminlere vaat edilen cennete gitmesine dair Kur'an-ı Kerim'de hani burada yaratılıp oradaki cennete gönderilmesine dair en ufak bir işaret yok. Yok. Fakat Hz. Adem'in içinde bulunduğu mekana dair Kur'an-ı Kerim el cenne kelimesini kullanıyor. Cennet bahçe demektir. Hatta cennet zemini üzerindeki yoğun yaprak e, yeşilliğinin kaplaması nedeniyle toprağı saklı olan yer demektir. <laughs> Zemini görünmeyen yeşillikle kaplanmış olduğu için o mekanlara cennet yani bahçe denilir. Hz. Adem'in bulunduğu yer öyle bir bahçedir. Hani bunu daha ne bileyim Kur'an'a rağmen daha inandırıcı bir şey söyleme fikri bile aklıma ağır geliyor, dilime ağır geliyor ama hani bunu İmam Maturidi de böyle söylüyor, İmam Azam da böyle söylüyor. Nihayetinde Hz. Adem'in ve ilk insan neslinin yaratıldığı cennet dünyadaki bir bahçedir. Ama o bahçede allah Teala Taha suresinde anlatıyor. Onun susuzluk ihtiyacını da, yeme ihtiyacını da karşılayacak her imkanın var edildiği özel bir bahçe. bahçe evet. O bahçede Hz. Adem ve eşi e, iskan ediliyor. Daha sonra o bahçenin içerisinde Rabbimiz onlara ikisine birden bir yasak ağaç motifiyle seslenerek bu ağaçtan yemeyin diyor. Hani o ağacın elma ağacı olduğu filan söylüyor. Kur'an-ı Kerim ağacın cinsine ve yemeyin dediği nesnenin ne olduğuna dair bilgi vermiyor. Ağaçtan yemeyin diyor. Birileri elma diyor, birileri başka bir şey diyor vs. Yenilebilir bir şey ama ne olduğunu bilmiyor. Önemli olan burada şu. O nimet yurdunda allah Teala bir yasak koymuş. Dolayısıyla imtihan var burada. Ha, şimdi oradan hareketle Orada bir yasak varsa orası müminlere vaat edilen cennet olamaz. Çünkü müminlere vaat edilen cennet bir hayatın sonrasındaki ödül mekanıdır. <laughs> Hazreti Adem ve eşi henüz bir hayat yaşamadan oraya gönderilmiş olmadıkları için zaten orada yaratıldıkları için o bir ödül makamı olarak görülemez. Orası ödül makamı olduğu için orada teklif olmamalıdır yani müminlere vaat edilen cennette emirler olmamalıdır, yasaklar olmamalıdır. Oysa bu Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennette emirler var, yasaklar var. Daha kötüsünü söyleyelim, işi çıkmaza sürüklemesi bakımından. O cennette iblis var. İblis orada. Zannedildiği gibi Hazreti Adem'i Hazreti Havva aldatmadı o ağaçtan yemesi noktasında. İkisini de aldatan iblistir. Bunu Rabbimiz hem Araf suresi 20. ayette hem Taha suresi 120. ayette söyler. Taha suresi 120. ayette de özellikle Adem'i vesveselendirenin iblis olduğunu, şeytan olduğunu vurgular. Fe vesvese ileyhi şeytanı. Ona şeytan vesvese verdi. Peki o cennete şeytan nasıl girdi? Müminlere vaat edilen cennete şeytan giremez. O cennet ebedidir, oradan çıkış yoktur. Orada... Teklif yoktur. Orada günah işlemek yoktur. Vesaire. Orası bir hayatın sonunda elde edilen bir ödül makamıdır. Buralardan baktığınız zaman o cennetin müminlere vaat edilen cennet olma ihtimali inanın ki yoktur. Hani <laughs> olabilir kısmında değilim. Hayır olamaz. O cennet dünyada yaratılmış özel bir bahçedir. İmtihana konu olan meselede Hz. Adem ve eşi yasak ağaçtan yedikleri için Allahü Teala onları o nimet yurdundan dışarı çıkartmıştır. Hocam mutlaka siz de karşılaşmışsınızdır. Ben birkaç kez denk geldim. Ee, bazı insanlar şöyle düşünüyorlar ve diyorlar ki yani keşke Adem babamız o ağacı yaklaşmasaydı. O ağacın meyvesine yemeseydi şimdi hepimiz cennette olacaktık. İşte bu dünyanın çilesinin derdini çekmeyecektik gibi böyle bir anlayış. Tabi o da çok uyanıkça bir anlayış. Yani bu dünyanın her türlü nimetinden istifade etmekte hiçbir tereddüt yok. Sıra imtihana gelince de keşke onlar öyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı. Bir taraftan böyle, bir taraftan Hristiyanlıktaki ezeli günah evet. e, motifi var. Biz bunun ikisini de kabul etmeyiz kaldı ki o cennetten çıkartılma. Eğer müminlere vaat edilen cennet ise bile orada işlenen bir kabahatin faturası başka insanlara kesilmez. Kur'an-ı Kerim'in açık beyanları vardır altı tane ayette Velate ziru vaziratun vizira <Sessizlik> uchrâ. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü taşımaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla orası dünyada yaratılmış özel bir bahçeydi. Bakara Suresi'nde diyor ki Allahu Teala: "Fe ezellehum şeytanu anha. Şeytan onları oradan kaydırdı. Fe ahracehuma onları çıkardı mim ma kana fihi. O bulundukları konumdan. <laughs> Fihi'deki o hi zamiri çok önemli bir zamirdir oradaki bahçe meselenin sadece bahçe olmadığını bir rahat konumu ifade ettiğini bulundukları bir nimet ortamından Allahü Teala'nın seviye düşürmesi yani bir level alta düşürme bir makam bir tenzili rütbe yani daha rahat yerden daha aşağı bir yere e, gönderilme benzer bir ifade orada kullanılan bir fiil var o fiilden hareketli olarak insanlar işte cennetten yukarıdan aşağıya düşürülme bu neye geliyor biliyor musunuz dünyayı bir sürgün yeri gibi algılamaya da dönüşüyor iş dünyayı böyle dışlamaya yönelik evet dünyayı biz ebedi olmadığı için çok e, sonsuz zannetmeyiz bilmeyiz fakat burası bir sürgün yatağı değildir burası Hz. Adem'in ve insanoğlunun imarla görevlendirildiği bir yerdir buradan cennet kazanılır burası değersiz değildir burası değersiz yerden değerli yerler kazanılmaz. Sürgün yatağı değil buradan biz cenneti, aireti kazanacağız. Dolayısıyla yani e, iki ayetle daha ilişkilendirerek meseleyi tamamlamak istiyorum. İhbitu diye bir fiil var kelime emir. O düş inin. Şimdi bu inin deyince hep böyle yukarıdan aşağıya inmek algılanıyor. Halbuki orada itiraz etmeye çalışıyorlar. E, oradan ama yani biraz Kur'an'a bakılsa bunun böyle olmadığı çok kolay anlaşılacak. Yani i̇hbutu nerelerde nasıl kullanılıyor? Hangi Değil mi? Bakıyorsunuz açıyorsunuz Bakara suresi 61. ayete Hz. Musa ya İsrailoğullarının işte biz bıldırcın etine kudret helvasına dayanamayız. Bize yerin bitirdiği işte bulgurdan e, sarmusaktan soğandan pirinçten filan ver deyince Hz. Musa diyor ki daha iyi olan şeyleri daha az değerli olan şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? İhbitu misran o zaman siz şehre inin. Şehre inin demek bulundukları yer az yüksek bir yerdi. Oradan şehre inin dedi. Aynı kelimeyi kullanıyor. <laughs> İhbitu. Hz. Nuh'un gemisinde bulunanların gemiden aşağıya indirilmesinde de aynı, aynı kelime. kelime kullanılıyor. Anlaşılıyor ki bulunulan bir yerden başka bir yere değişim o kelimeyle karşılanıyor. Hz. Adem'in ve eşinin çıkartıldığı cennette müminlere vaat edilen e, mekan değildir çünkü o henüz yaratılmamıştır. Hocam Türkçede de aslında kullanıyoruz. Yani şehre ineceğim diyor mesela değil mi? Daha kasaba tabii, tabii. mesela. Şehre iniyorum nereye gidiyorsun? Şehre iniyorum diyor. Yani illa yüksek bir yerden alçak bir yere e, gitme gitmeyi olarak da kullanır. Hayır bu gezegenler arası bir evet. e, astral yolculuk değil, değil yani. yani. Bu bulunulan bir nimet yurdundan eşit işte bir tenzil rütbeyle bir makam e, kaybedilmesiyle alakalı e, bir düşüştür, bir iniştir. Yoksa başka bir şey değildir. Hocam yine çok merak edilen soruların bir tanesi bu konuda ilişkili olarak e, cennet ve cehennem sonsuz mudur sorusu. E, bu konuda da birçok spekülasyon var. Farklı görüşler var. Ama Kur'an-ı Kerim bu noktada bize neler söylüyor? Cennetin ve cehennemin e, süresiyle ilgili. Tabii e, şimdi hiç yanlış anlaşılmamak adına bir iki kavrama böyle yani köşeli göndermeler yapmak ihtiyacındayım. Bir defa şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala cennet içinde, cehennem içinde iki kavramı pek çok ayette kullanır. Bunlardan bir tanesi hulud, bir tanesi ebed. Evet. Bazıları diyorlar ki işte cennet ebedidir ancak cehennem ebedi değildir. Hayır bu yanlıştır. İkisinde şey kullanır. İkisi içinde hem mesela cehennem için Nisa suresinde kullanıyor Allahu Teala. Halidine fiha ebeda orada ebedi olarak kalacaklardır. Nisa suresi 169. ayette. Bir tane daha söyleyeyim. Üç ayettir bunlar. Hani sırası geldi. E, hatırlatayım arkadaşlarımıza. Azap suresinin e, kaçıncı ayeti? 65. ayetinde. İnna Allah ale kafirine ve adde lehum sa'iran halidine fiha ebeda. Allah kafirler için onlara lanet etmiş ve onlara ateş azabını hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu azab 65. ayet. Bir de cin suresinde bir ayet daha var. Bu çok yanlış sunulduğu için bu detayı vermek istiyorum. ebed kelimesi cehennem için kullanılmıyor diyorlar. Onu nereden kaynaklı söylediklerini de hatırlatacağım. Cin suresinde 23. ayette orada da Allahu Teala fe inne lehu nara cehenneme halidine fiha ebeda ifadesi var. Bu üç ayette ebed kelimesi cehennem için kullanılıyor. Hani oradaki azap sargındır, efendim kalıcıdır, hiç adamı bırakmaz, oradan ayrılmazlar anlamında. Maide suresinde, İnfitar suresinde, müddessir suresinde filan ayetler var. Detaya girmiyorum. Niye cennet için ebedidir ama cehennem ebedi diri niye söylüyorlar? Bir merhamet kaygısıyla muhtemelen bunu söylüyorlar ama bu Kur'an'a aykırı bir söylemdir. Beyyine suresinde Allahu Teala surenin 6. ayetinde innellezine keferu min ehli'l kitab vel müşrikîn fî cehenneme hâlidîne fîhâ. İşte kitap ehlinden kafirler ve müşrikler cehennem içinde olacaklardır. Orada halidine, ebedi kalacaklardır. Ama, ama ebed kelimesi geçmiyor burada. Halid, hulud çok evet. uzun süre demek. Uzun dönemler Evet 6. ayet Beyyine suresinin. Aynı surenin 8. ayetinde de bu defa cennetlikler için ifade var. Orada cezauhum inda rabbihim cennatu adnin tecri min tahtiyele naru fiha ebeda. Burada ebed var 8. ayette cennetlikler için. 6. ayette cehennemlikler için ebed kelimesi yok. Buradan hareketle diyorlar ki cehennem ebedi değildir ancak cennet ebedidir diye. Hayır. Bu buradaki hulud zaten ebed demektir. <laughs> Kullanılan Ebet kelimeleri manayı tekitleme, manayı pekiştirmek için kullanılan bir Kur'an üslubudur. Ebed kavramı cenneti de cehennemi de ilgilendirmektedir. Pek. Yani şöyle ebed, hocam? Onlar orada uzun dönemde kalacaklar. Yani sonsa kadar gibi. Evet. Yani onun cennet ve zaten Nebe e suresinde Allahu Teala diyor ki la bisine fiha ahkaba. Orada asırlar boyu kalacaklardır. Hud suresinde 106, 107, 108. ayetlerde de gökler ve yer durduğu sürece devam ettiği sürece orada kalacaklar. Halidine fiha ma dametis vel ardu illa ma şa'a rabbuki. Rabbinin dilemesi hariç. Allahü Teala isterse cenneti de bitirir, isterse cehennemi de bitirir. Hiçbir zorluk altında bırakmaz. yurid. Rabbin dilediğini en iyi yapabilen kudrettir. Burada kimse bir şey söyleyemez. Onun iradesine müdahale edemez. Emre kardeşim burada bilinmesi gereken bir şey var. E, açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Cennet de cehennemde ebedidir. Fakat ebedilik bizim Türkçe'de kullandığımız manada hiç ama hiç bitmeyecek zaman demek değildir. Hiç ama hiç bitmeyecek olaylar için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelime Rabbimize ait bir sıfattır. O da el ahir ve el baki sıfatlarıdır. Cennet ve cehennem ebedidir ama baki değildir. Beka Allah'ın sıfatıdır. Allah evvelde yalnızlığını kimseyle paylaşmadığı gibi ahir oluşta da Rabbimiz yalnızlığını kimseyle paylaşmayacaktır. Dolayısıyla ne olacak? Ne olacağını biz bilmiyoruz. <laughs> Bir sürpriz var diyor şeyde. Secde suresinde. Fela bu nefsun hiçbir can bilmez. Ma lehum min kurrati Onlar için nasıl göz aydınlıklarının gizli olduğunu hiç kimse bilmez. Sürpriz var. Şimdi Rabbimizin bir anlamda sürpriz var dediği şeyde biz nasıl akıl yürüteceğiz yani? Orayı bilmiyoruz. Bilmemiz gereken şey cennette, cehennemde ebedidir. Ancak ebed kavramı, şimdi tek başına konu o olsaydı, şöyle burada 30'a yakın ayet-i kerime var ebed kavramının daima bir şeylerle ilişkili olduğunu bize gösteren kullanımlar var. Evet cennet de cehennemde ebedidir ama bu ebedilik Rabbimizin beka sıfatı gibi e, hiçbir şekilde sonsuzluk manasına gelmez. Hocam ben e, samimi olarak sorulan her soruyu değerli bulurum. Doğrusu yani mutlaka böyle bir soru varsa insanların bu konuda bir problemi, sıkıntısı derdi vardır. O anlaşılabilir bir şey ama yani bir müminin, bir müslümanın aslında bu tarz bir konuda bakışı yani biz cehennem sonsuzsa ona göre mi davranacağız? Ya da belli bir süresi ona göre mi davranacağız? Ya da cennet sonsuzsa ona göre mi Allah'a kulluk edeceğiz? Yani Bizim hesabımızın bunun olmaması lazım. Tabii. Değil Öyle mi? Değil mi? Tabii. Yani biz Rabbimize kul olmak için bu dünyadayız. Hayra ve barış yönelik işler yapmak için, evet. salih ameller üretmek için bu dünyadayız. Kendimizi gerçekleştirmek ve Rabbimize rızasını kazanmaya yönelik bir hayat yaşamak için. O kadar. Bu Yoksa ondan sonra cennet ölememiş, ölememiş, cehennem söylememiş, yani bunu çok derdimiz olmaması lazım. Hani ona göre mi hareket edeceğiz? Yani Yunus'un işte o şiirindeki sözü ne kadar güzel <laughs> yani değil mi? Cennet cennet dedikleri birkaç hurri, birkaç melek isteyeni sen isteyene sen ver anı, bana seni, gerek seni. Ki tövbe suresinde geçiyor herhalde mi hocam? Cennetlerin de ötesinde Allah'ın rızası vardır. Tabii Veriduanu minallah. Onun biraz, yani biraz şiire dökülmüş hali gibi aslında. Tabii. Yani, yani asıl önemli olan Allah'ın razı olmasına e, kapı aralamak. Rabbimizin rızva, rızvanına erebilmektir. Ondan daha büyük ödül yok. Hocam burada bir de yine çok merak edilen şeylerden bir tanesi cennet ve cehennemin dereceleri olduğu meselesinin halk arasında çok fazla bilinmediğini e, görüyoruz ve insanlar şöyle bir soru soruyorlar. Yani öyle kötülük yapan insanlar var ki, öyle zalimler var ki diyelim biz cehenneme gireceksek onlarla aynı cezayı mı göreceğiz? Hı hı. Ya da öyle işte önde giden insanlar var ki mesela nebiler Allah yolunda mücadele etmiş canlılar her şeyini ortaya koymuş inananlar hı hı. İşte biz cennete gireceksek onlarla aynı mükafatı mı göreceğiz gibi böyle bir e, soru oluşuyor. Bu konu Kur'an-ı Kerim ne diyor hocam? Evet çok e, doğru bilinmesi gereken konulardan biri de bu bir defa cennet Kur'an-ı Kerim'de cennet kelimesi tekil olarak kullanıldığından daha fazla çoğul, çoğul. olarak kullanılır. Cennat der. Cennetler. Cennetler. Ha, evet fedakarlıklar standart değildir. Öyle bir fedakarlık vardır ki karşılığı bir puandır. Öyle fedakarlık vardır ki karşılığı bin puandır. Mesela. Dünya hayatındaki gibi yani. Gibi. Yani puanlamalar eylemlere göredir. O eylemlerin sahipleri hak ettikleri türden bir cennete giderler. Bu cennet içinde böyledir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de cennetin ee, işte farklı isimleri de var. E, sadece cennet değil işte orada e, darul hult ifadesi var, e, Naim ifadesi var, e, başka ifadeler de var. Cennetle alakalı Firdevs, Firdevs, firdevs de ergesi, var, e, el firdevs var. var. Darul mukame ifadesi var. Efendim, e, Cennetu Adin ifadeleri var. Var da var. Benzer şekilde cehennem içinde Kur'an-ı Kerim'de tek kelime kullanılmaz. <laughs> Bir tane cehennem kelimesi kullanılmaz. Mesela cehennem kullanılan ayetler var, cehim kullanılan ayetler var, nar kullanılanlar var, sakar diye kullanılanlar var, hutame diye kullanılanlar var, leza diye kullanılanlar var. Yani cehennem içinde birden çok kullanılan kelimeler var. Bunun sebebi de şu, cehenneme gitmeyi hak edecek insanların suçları hep eşit olmaz. Dolayısıyla mesela Sakar cehennemi için Allahu Teala der ki la tubqi ve la tezer. Adamda yakmadık yer bırakmaz, yakaladığını bırakmaz. E fujjara lafi cehim. İnfitar suresine diyor ki yoldan çıkanlar cehennemde olacaklardır. E yasla unha işte hesap günü oraya gireceklerdir ve mahum anha bi gâibin. oradan hiç gaip olmayacaklardır. Yani oradan uzaklaşmayacaklardır diye cehennemi anlatan ifadeler var. Mesela la yuhaffafu anhumul azabu velahum yuzarun. Onlarla ilgili hiçbir azap hafifletilmeyecek ve onlara hiçbir rahat yüzü gösterilmeyecek diye ifadeler var. Başka bazı cehennemlerle ilgili işte hiçbir serinletici meşrubat yok. Hiçbir huzur verici gölgelik yok. işte dikenden başka yiyecek yok. Rislin işte irinden başka içecek yok. Zakkum var. ve Şimdi bunların her biri biriler bir, bir cehennem türü içindir. Her cehennemde bunların hepsi olmadığı gibi her cennette de ödüller eşit değildir. Hatta cehennemle alakalı Hicr suresi 44. ayette la sem'atu ebvabin diye bir ifade var. Yani gidi <laughs> kapısı var. Li kulli minhum cüz'un maksumun. Her kapı için işte belirlenmiş, taksim edilmiş bir grup var yani. Bir tane cehennem yok, bir tane cennet yok. Cehennemler var. Azabının şiddetine göre işte isimleri de farklı olan derece şiddetine göre farklı isimler alan cehennemler olduğu gibi cennet kelimeleri gereği de birden çok cennet vardır. O cennetlere de hak edenler ulaşacak. Hocam tabi e, Rabbimizin ayetlerini bir müslümanın bir müminin e, hafife alması, alay alması ya da e, ciddiyetsiz yaklaşması düşünebilecek bir şeydir ama maalesef e, bilgisizlikten diyelim e, bazı kişiler yani biraz gireriz yanarız. Ne olacak hani sonra da çıkarız cehennemde gibi. Böyle gaflete düşebiliyorlar. Yani burayı böyle bir tatil beldesinde güneşlenmek gibi falan düşünüyorlar herhalde. Değil mi bronzlaşma ee, yeri olarak alıyorlar. Yani Rani Kerim hocam bu konuda ne diyor bize? Yani cehenneme giren birinin oradan çıkması oradan tekrar cennete transfer olması geçmesi gibi bir durum var mı? Bir ikincisi bu cehennem azabı bahsettiğiniz şeyler. Ayetlerde çok dehşet verici ifadeler yer alıyor. Yani böyle hafife alınabilecek bir şey mi? Bir Müslümana yakışır mı bu şekilde bir tavır, yaklaşma yani? Tabi Allah'ın azabını hafife almaktan başka bir şey değil bu. Azabın geçiciliği üzerinden edebiyat geliştirmeyi Kur'an-ı Kerim bizim için inanın gündemimizden çıkarmak istiyor. Hı. İki tane ayeti hatırlatmalıyım. Bu bir süre cehennemde kalır sonra çıkarız e, edebiyatı. O kadar yaygın ki ben mesela en çok bu Buna benzer sorularla evet. e, yüzleşiyorum. E, bunu soruyor bana adam. Ben diyorum ki bak kardeş. Kur'an'da cehennemden çıkartılıp cennete gönderileceğine dair ayet yok. Yok. Yani boşu boşuna yani edebiyat geliştirerek, teviller yaparak, ayeti sağa sola çekerek, bağlamından kopararak, kelimede olmayan manayı orada varmış gibi göstererek, yani haşa Allah'tan daha merhametli bir numaraya girmenin bir alemi yok. Kardeşim cehenneme giren oradan bir daha çıkamaz. Bu milletin canını sıkıyor. Ne demek yani diyor. Şu demek. Sen imanlı ölebildiysen. Çünkü insanlar iki türlü ölür. Ya mümin olur ölür ya kafir olarak ölür. Arada başka üçüncü bir ölüm biçimi yok. Onnahil suresini anlatıyor Allahu Teala. Hiç şey yok. Üçüncü bir ölüm biçimi olmadığı için Mahşerde gidilecek üçüncü bir mekan da yok yani. Herkes öyle şeyle Araf diye bir yer var. Orada da günahlar, sevapları eşit olanlar oraya gidecek. Hayır, öyle bir şey yok. Araf'ın sonu cennete varan geçici sıkıntıların yaşandığı yerdir Araf. Üçüncü ebedi bir mekan değildir. Cennet öncesi bekletilen bir yerdir sonu cennete, cennete varacak. Ümit edenlerin bekledikleri Evet, bir... haklarındaki kararda tereddüt evet. bulunup Hani bir çeşit azap yeri gibidir. Bizde azap deyince de insanın aklına hep cehennem ateşi geliyor. Yani çok, yani korkunç bir kuransızlık söz konusu olduğu için bu değerlendirmeler böyle yanlış gidiyor. Halbuki azap kelimesi oradan cehennemden çıkışla ilgili hatırlatacağım ayetlere geleceğim. Azap Arapçada azbun kelimesinden türetilmiştir. Azbun tatlı demektir. İki ayette geçer bu. İşte Nahiyi Suresi şeyde e, Furkan Suresinde geçiyor, bir de F Fatır Suresinde geçiyor. Tat tatlı demek. Azbun tatlı su. Fıratın e, susuzluğu giderici. Fırat adını da oradan alıyor filan. Şimdi bu azbun tatlı demektir. Azzebe yazıbu, tazib tadını kaçırmak demektir. Bir insanın tadını kaçıran her şey bir azap biçimi. Yani endişe ve kaygı duyacağı bir yer. Orası. Evet. Bu endişe duymanın efendim kaç türü vardır? Yani insanın ölüm biçimi de. Öldükten sonra ruhunun durumu da. Diriltilme biçimi de. Mahşere gönderilme biçimi de. Amel defterini alma biçimi de. Amel defteriyle yüzleşme biçimi de. Amellerinin tartılması da. Kararın beklenmesi de. Bir süre arafa gönderilme de. Bunların hepsi bir azap biçimidir. Hocam bu dünya hayatında bile bazı insanlar yarışmalara katılıyorlar. Hak işte haklarında başarılı oldu ya da olmadığı gibi karar açıklanmasını bekledikleri yerler Heh. oluyor. Orada izliyorsunuz. Ölüp ölüp diriliyor insanlar mesela. Değil mi? Dünya hayatı basit bir karar için bile ki orada hani bir tarafta cennet bir tarafta cehennem var. Allah'ın rızası ve Allah'ın rızasına mahrum olmak ondan da daha büyük bir şey. Ve evet. onun kaygısı endişesi zaten yeter. Bir Tabii. Insana. yani Tabii. Yani işte. başka da bir şey demeye gerek, gerek yok. yok esasında. Yani mesela Türkçede kullanıyoruz bunu biz. Mesela vicdan azabı diyoruz ya. Yani. Vicdan azabı az şey mi yani? İnsanı yak, yakar, kül eder mesela. Azap sadece cehennemin içinde ateşte yanmaktan ibaret değildir. Sonra bir adam diyor ki şey işte filanca günah işlendi. Bunun cezası biraz cehennemde yanıp sonra çıkılır arkadaş. Sen tövbe edebildiysen ve mümin olarak ölebildiysen Elbette hataların vardır. Ancak Allahu Teala'nın bir af sıfatı var. Arkadaş bunu niye görmüyorsun? Hangi günah olursa olsun Allahu Teala'nın mağfiret sıfatı her bir günahtan daha büyüktür. Tevbe edebildiysen eğer. Tevbe ettiysen. Nitekim şeyde diyor ki Zümer suresi 53. ayette kendilerine yazık eden şu kullarıma adı ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesinler. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Ancak onun 55. ayetinde diyor ki ve tebiu vahsene maunzile ileyküm mir rabbikum. Rabbinizden size indirilen en güzel söze tabi olun. Yani affa uğrayabilmek için bir yüzünüz olsun. Affedilmeyi hak edecek bir şeyler yapın. Evet yani bir bir, bir size sunulan bu hakikatlere dair bir konumunuz olsun, bir duruşunuz olsun. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Yusuf Suresi'nde Hz. Yakub'un, Hicr Suresi'nde Hz. İbrahim'in Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler sapkınlar ve kafirlerdir anlamına gelebilecek uyarılar vardır. Biz Allah'ın rahmetini daima yanı başımızda hisseder ve peygamberimizin bir ifadesiyle korku ve ümit arası yaşayarak havf ve reca dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bunların karşılıkları var. Zümer suresinde de var. E Secde suresinde de var. Enbiya suresinde de var. Rahmetin her şeyi çepe çevirip o da çeplik var. Araf suresinde var. Enam suresinde var. var. Allah-u Teala'nın rahmetinin Genişliği ve kulların e, rahmeti uman, azaptan korkan pozisyonu kaybetmemeleri gerektiğini onlara öğreten şu kadar uyarı var Kur'an-ı Kerim'de. Biz tevbe edebildik ve e, ilgili günahlardan günahları yapabilecek durumdayken vazgeçebildiysek Rabbimiz o vazgeçmeye tevbe diyor ve o tevbeleri karşılayacağını vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tübu Allah'a yönelin. Asa bu kime yukeffir anküm seyyatiküm. Allah sizin günahlarınızı örtebilir. Allah'ın affetme sıfatını görmezlikten gelip de her günahın karşılığında mutlaka cehenneme gidilecek diye bir yargı geliştirmek sonra da cehennemin kesintiye uğratılabilen yahut da içinden çıkılabilen bir yer olduğuna dair bir söylem geliştirmek doğru değildir. Bakın e, ee, şunu özellikle hatırlatayım. Cehenneme giren bir daha oradan çıkamaz. Ancak Allahu Teala her günahın karşılığında muhatabı cehenneme atacak diye bir kural yok. İnsanları bağışlamayla ilgili Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de üç tane sıfat kullanır. Bir af, bir saf, bir mağfiret. Af bir anlamda günahını da hak ettiği cezayı da söyleyerek bağışlamaktır. Saf hoş görmektir. Yani günahını söylersin ama hak ettiği cezayı söylemeden affedersin. Mağfiretse günahını da cezasını da söylemeden hadi sen şuradan yani geç. Hiç yapmamış gibi. Ya yapmamış gibi. Peygamberimiz onun için öyle diyor. Et bu minezden bir kemen la belehu. Yani bir tevbeden, bir, bir günahtan tevbe eden, vazgeçen. Ancak tevbe başka bir şeydir. İstiğfar bambaşka bir şeydir. Karıştırmamak lazım ikisini birbirine. İstiğfar yapılan bir hatadan dolayı bir özür beyanı, bağışlanma dileğinde bulunmaktır ki bu hayatın yaşanan kısmı ile alakalı bir söylemdir. Tevbe ise o istiğfardaki söylememizde samimi olduğumuzu davranışlarımızla ortaya koyma yönelişimiz, karar, kararlılığımızdır. Tevbeyi gerçekleştiriyorsak Allahü Teala o tevbeleri kabul edeceğini söylüyor. Dilediğine der, dile, hak edenin tevbesini kabul eder, hak etmeyenin tevbesini kabul etmez. Ancak Allah nasıl olsa kabul eder tövbeleri. Allah nasıl olsa her günahı affeder deyip de günahları, günahları böyle e, sıradanlaştırmak, bir hayat biçimine dönüştürmek bu da şeytanın saptırmasıdır diyor. Fatır Suresi'nde açıkça, Hadid Suresi'nde açıkça uyarıyor Allahü Teala. Hatta şeyde de var. E, Lokman Suresi'nde de var. Yani inne vela yaghurranneküm billahi'l-ğurur. Yani ee, o çok aldatıcı şeytan Allah sizi Allah'la aldatmasın. Allahü Allah Teala azap da edebilir. Ha mümin olarak ölemediysen sen yandın. Bu hepsini böyle e, söyleme ihtiyacındayım. Bu arada en başta hocam, iki ayet formüle edebilir miyiz bakarken ayeti? Yani hem e, Allah nasıl olsa affeder e, düşüncesiyle günahlara girmekten e, sakınmak gerekir ya da Allah nasıl olsa affetmez diye ümitsizliğe düşmemek gerekir. Ha şey mümin korkuyla ümit arasındadır. <laughs> ee, peygamberimize nispet edilen o söz ve Kur'an'dan karşılığı olan yed'un rabbhum havfen ve tamaa. Korkuyla ve rahmeti umarak Rablerine ümit dua içeceğiz. ederler. Peygamberimizin o sözünün referansı da işte o ayetlerdir. Kur'an'a aykırı söz söylemez peygamber. Onun sayı olan her sözünün Kur'an'dan mutlaka Referans. doğrudan veya dolaylı mutlaka referansı vardır. Bizim hadislere karşı duruşumuz da budur. Yani peygamber hiç konuşmayan bir insan değildi. Ben Twitter kullanıyorum 4 senedir. 4000 tane tweet attım. Peygamberimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Ağzını açmadı. Böyle bir yaklaşım hiç doğru bulmam. Ancak her Arapça sözü peygamber söylemiş gibi de bir sürü yalanlara da itibar edecek halimiz yok. Onun sözünün referansı Kur'an'dır. Zaten hikmet denen şey peygamberimizin Kur'an'dan anlayıp dile getirdiği hem söylemler hem de eylemlerdir. Ya da ağzından çıkan her şeyi vahiy gibi değerlendirmek. O da yani. yanlış. Kur'an'ın yanına koymak o, o, da ayrı. Değil mi? Olabilir. Yani Kur'an'ın kitapların herhangi biri sözlerin herhangi bir sözü, gibi göstermek peygamberimizin o Kur'an'la ilgili muhteşem tarifine de aykırıdır. Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halqihi. Allah'ın kelamının diğer sözleri olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Muhteşem bir mukayese yapmış Peygamberimiz. Şimdi bu sorunun cevabı olarak bence konuşmayı da tartışmayı da bitirecek iki ayet var. Biraz uzattığımın farkındayım Kesinlikle. ama mecburum bunları söylemeye. Bakın Bakara suresinin 80. ayeti var. Bir de e, Ali İmran suresinin 20 dördüncü ayeti var. 24. Evet. Ne diyor? İkisinde de sözün sahipleri kitap ehli. Yani işte İsrailoğullarının belli bir grubu. Hepsi değil elbette. Anlatıyor Bakara suresi Allahu Teala bunların neler yaptığını 75. ayetten itibaren uzun uzun anlatıyor. Sonunda 80. ayette Bakara 80. Ve kalu demişler ki bu ehli kitaptan olanlar. Demişler ki len temessenen naru illa eyyamen ma'dudeten. Ateş bize sayılı günler kadar dokunabilir. Evet. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Yani bunun biraz daha farklı ifadesi. Biraz yanıp çıkacağız. He, yanar çıkarız. Bunu demişler. Hocam ne kadar muhteşem bir şey. Değil mi? Kur'an-ı her şeyin yani gerekli olan her şeyin cevabı böyle pat pat veriyor. Aynen yani Ya ben şey. diyorum ki la bu ayet burada dururken ya Öyle sen ne diyorsun ya? Yani. Bu nasıl bir şey? Bak bu bir Yahudi söylemidir. Ve ayetin devamında diyor ki kul de ki bunu diyenlere sadece o İsrailoğullarına değil ki bunu bugün söyleyenlere de de ki demektir bu. indallahi Siz Allah'ın katında bir, şey. bir söz mü aldınız? Eğer aldıysanız Felen yuklif Allahu ahdahu. Allah sözünün tersini yapmaz. Yani öyleyse öyledir. Em yoksa takulun ala Allahi malat alamun. Yoksa siz bilmediğiniz şeyler Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Evet iftira ediyorlar. Nice. Bu Bakara suresi 80. ayet. Ali İmran suresi 24. ayette de gene ehli kitabın bu yanlış algılarıyla alakalı diyor ki ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ Onların böyle davranmasının sebebi şu. Gevşek davranmasının sebebi şu. Kalu demişler ki derlermiş ki Len temessene naru illa eyyamen ma'dudatin. Ateş bize sayılı. sayılı günler sayılı. kadar dokunacaktır. Ve garrahum fi dinihim ma kanu yeftarune. Onların iftira edip durdukları şeyler din konusunda onları aldatmıştır. E aynı aldatmayı bugün biz de yapmaya yap yapıyorsak Allah Teala onları kınadığı bu ayetlerinin karşılığında yani ne zannediliyor? Rabbimiz bize aferin mi diyecek Ya yani? yani hocam bir insan cehenneme girmeyi hak ettiyse girer ve orada kalır. Ama zaten e, cehenneme girmeyi hak edecek bir şey yapmadıysa da cehenneme girmez. Yani bu kadar asıl... hak edecek şeyler de yapmış olabilir de tevbe etmiş olabilir ya. Biz böylece bir tevbe kapısını kapatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in en yoğun kullandığı kavramlardan biri tevbedir hocam ve Allah'ın bağışlama sıfatıdır yani. yani. Rejimizden bir özel soru isteği var hocam. İzliyorlar arkadaşlar bizi dinliyorlar dikkatlice. Her günahın tövbesi olur mu? Tövbe ettiğimiz bir şeyden bir daha aynısını yaparsak ne olur? Bu tövbe kabul olur mu diye sormuş. Yani tövbe ettiğim şeyden bir daha aynısını yaparsan ona tövbe demezler, tövbe, Günaha ara vermek derler. Günaha ara vermek Müslümana yakışmaz. Kur'an-ı Kerim e, tevbeyi nasuh diye bir kavramla evet. ilişkilendirir. Nasuh tevbesi şu demek. Nasuh samimi demek. Evet. Samimi demek ilgili işe bir daha dönmemek demektir. Hatta o nasuh kelimesinin bir anlam açılımı vardır. Yani e, ineğin e, memesinden süt çıktığında o süt geriye bir daha nasıl girmezse, gitmezse nasuh tevbesi de kişinin vazgeçtiği o günaha bir daha asla dönmemesidir. Bir daha oraya dönüyorsa o tevbe etmedi demektir. O günaha ara verdi demektir. Ali İmran suresi 135. ayette de Allahu Teala ve lem yusirru ala ma faalu Bile bile yaptıkları hatalarda ısrar etmemektir. Tevbe bir günahı yapabilecek durumdayken terk etmektir. Ama hocam yani diyelim tekrar yaptı bu hatayı. Gene tevbe et. Yine tövbe edecek. Başka çaresi yok. Başka yok. Da bilmesi gerek yani şuna da kapılmasın insanlar. Yani madem o zaman bu kabul olmuyor. İyisi ben devam edin bunu yapmaya. E ona diye... tevbe denmez evet, diyorum ben. Ona tevbe evet. Ona tevbe denmez. Tevbe yanlışa bir daha dönmediğin zamanki hali. Kararlı bir şekilde. Kararlı bu. bir şey. Nasıl samimi bir şekilde. Yani seni çok seviyorum, kırmıyorum ama bir kere daha kıracağım. Bu olmadı yani bu gene de o hata bin kere de yapılsa yine e, makamına e, kapısına varacağımız adresimiz elbette Rabbimizin rızasıdır. Onun bağışlamasıdır. Fakat bilelim ki eğer bir hatayı işlemeye devam ediyorsak henüz ondan tevbe etmedik demektir. Tevbe etmek lazım. Hocam bir de e, zaman zaman şunu da karşılaşıyorum. Bazı genç kardeşlerimize de öğrencilerimde de oluyor bu mesele. Siz de mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Öyle dini sunumlar yapılıyor ki yani yaşadığınız hayat külliyen günah yani. Yani ne yapsanız günah giriyorsunuz. Ne yapsanız sanki cehennemlik gibisiniz. Böyle çocuklar da sanki bunu kabullenmiş gibi psikolojiler. Yani kimse kendini cennette hayal edemiyor neredeyse. Geçen bir olay oldu da yani bir arkadaşımız diyor ki hocam şimdi biz hani cehenneme gireceğiz ya bir süre falan. Dedim ya yani sen niye cehenneme giriyorsun? Kendini niye cehenneme koydun yani? Niye cehennemde giriyorsun? Yani ne yapıyorsun ki cehennemdesin? Vallahi hocam öyle şeyler anlatıyorlar ki yani zaten bizim cennete gitmemiz mümkündür bu anlatılan şeylere bakınca. Bir öylesi bir, var. Evet. Bir öylesi var. Yani kafanı kaldırsan cehennem, gözünü kapatsan cehennem, adımını atsan cehennem, elini uzatsan cehennem. Bir öylesi var. Bir de bunun tersi var. Ne yapsan da cehenneme Öyle bir giriyorsun. din sunumu yapıyorlar ki ne yapsan cehenneme gidemiyorsun yani. Biri seni kurtarıyor. Bir yerden öbür yerden cehennemden çıkarıyor. Kuran-ı Kerim'de Allahu Teala Hazreti Peygambere diyor ki: Efe ente ente tunqizu men finnar?" Zümer suresinde. Sen misin? Sen kimsin ki ateşli olanları sen mi kurtaracaksın? Ya Hazreti Fatıma'ya söylüyor ki peygamberimiz, "Ya Fatıma, istediğin nefse kimin Allahu Teala. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la unyan kimin Allah'ı şey'a Allah'tan gelecek herhangi bir şey senden gideremem ben." Peygamber kızı olduğuna güvenme. Hazreti Nuh hanımını, Hazreti Lut hanımını, işte Hazreti Nuh oğlunu, Hazreti Asiye kocasını, Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı. Peygamberimiz amcasını kurtaramadı, kurtaramıyor. Allah kurtarır. Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunanın Rabbimiz kabul ederse işte tevbesini makbul buyurur. Bunun ötesinde birileri birilerini işte filancadan olursan kurtuldun, filancadan olursan Sorgudan yırttım filan. Bunların hiçbir tanesi doğru değil bir defa. Külliyen yanlış. Öbür taraftan da yani Allah hayatı sanki böyle bir cendere gibi sunmuş. Hiçbir tarafa en ufak bir kayma olmayacak filan. Bu melek hayatıdır. Bu insan için mümkün değildir. Kaldı ki Kur'an'ın içerdiği esaslar hayatı zindan eden esaslar da değildir. Evet. Taha suresinin ikinci ayeti bunu söyler. Taha ma enzellâ aleykel Kur'âne teşka. Biz sana bu Kur'an'ı eziyet edesin, sıkıntı çekesin diye indirmedik. Kur'an'ın indiriliş gayesi zorluklarla değil, kolaylıklarla bir hayatın yaşanacağıdır. Ve bilinmelidir ki Allah'ın yapın dediği şeyler kolaydır, yapılabilirdir ve yararlıdır. Allah'ın kaçının dediği şeyler aslında kötüdür, zararlıdır ve terk edilebilir şeylerdir. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Bakara suresi 185. ayetin ifadesi. Allah sizin için kolaylık istiyor. Zor. Allah sizin için zorluk istemiyor. Hani bu arada belki konu konuşulunca e, gönderme yapılması gerekebilir. La ikraha fiddini diye de bir beyan var. Güzel. Bakara suresi 256. ayette. Tabi o ayet dinde zorlama yoktur diye anlaşılır. Doğrudur. Ancak dinde zorlama yoktur demek. Dinde zorunluluklar yoktur demek değil. Yani Allah'ın emrettiği şeyler var, yasakladığı şeyler var. Bunlar zorunluluklardır. Bunları zorla yaparsan sevap elde etmezsin. Ama o zorunlulukların yapılması dinin sabiteleridir. Ya da Allah kimseye onları insanlara zorla yaptırma yetkisi vermemiş. Vermemiştir, Ama Allah yükümlü kılmıştır kulları yani onlara. Zorunluluklar vardır, zorlama yoktur. Yani e, zorla leste aleyhim bir müseytirin diyor Allahu Teala Karşıya suresinde peygamberimize. Yani sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Değil. Kaf suresi 45. ayette diyor ki ve ma ente aleyhim bi Sen insanlar üzerinde bir zorba değilsin. Fezekkir inne ma ente muzekkir. Sen gerçeği hatırlat. Senin görevin gerçeği hatırlatmaktır. Zorlama yokturu, zorunluluklar yoktura evirmek doğru değildir. Yani Allah'ın emirleri gayet açıktır. Allah emrettiyse, Allah emrettiyse ama bunlar emirdir. Kulların emrettiği şeyler din diye Dinin sabiteleri gibi sunulamaz. Bir mezhep öyle diyor, öbürü başka bir şey diyor, öbürü bambaşka bir şey falan diyor. Burada onların sözünden söz etmiyoruz. Burada sözümüz Rabbimizin yapın dediği şeylerdir ve bunlar Kur'an'da ayan beyan apaçık olsun. Hocam hani e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerimizi inananlardan bahsediyor ve anlamı bahsediyor. onları dünyada da ahirette de güzel bir hayat yaşatırız diyor. Yani aslında Allah'ın kitabının geliş amacı insanı bu dünyada daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu bir hayat yaşaması, Allah'ın rızasını hedefleyen e, ilkeli bir hayat yaşaması değil midir? Yani bu dünyayı bize bir çile alanı olarak e, belirlemiyor Rabbimiz en nihayetinde. Şimdi hemen söylüyorum. Nahl suresinde o dediğinizin doğrudan ayetten karşılığı var. Nahl suresinin 41. ayetinde diyor ki Allahu Teala. vellezine haceru fillahi min ba'di zulimu Haksızlığa uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenler. Allah yolunda hicret denince akla ilk etapta tabii Mekke'den Medine'ye yapılan göç geliyor ama hicret dar anlamıyla odur. Geniş anlamıyla her bir günahtan sevaba doğru yapılan e, geçişe de hicret derler. Hepimizin hayatında hicret vardır. Hatalardan, kötülüklerden, çirkinliklerden doğruya, güzele, iyiye doğru yönelişimizin her biri bir hicret biçimidir. Bu Allah'ın dediklerini yapmak, yasaklarından kaçınmak anlamına gelir bu hicret. Böyle yapanlara lenübevvi <laughs> ennehum Onları mutlaka yerleştireceğiz. Fi dünya hasenetin. Bu dünyada güzel bir yani güzel bir hayat yaşatacağız onlara. Ve le ecrul ahireti ekberu. Ahiretin ödülü ise çok daha büyüktür. Bakın bu 41. ayet Nahil suresinin. Yine Bakara'da da hem dünyada hem ahirette dua var ya hocam yani bu dü, dü, bize dünyada de... iyilik ver 198. ayet tabi dünyada iyilik istemek ahirette de iyilik istemek elbette <laughs> dünyada iyilik isteyenlere onun bir bölümünü veririz ahirette iyilik isteyenlere veririz Ali İmran suresinde ayetler var var bir sürü var da demin ki cümlenizin doğrudan karşılığı Aslında. olduğu için bunları tercih ediyorum ben bir tane daha söyleyeyim meseleyi bu bitiriyor bu ayet bu da Nahl suresinin 97. ayeti. Bakın Nahil 97. <laughs> Duyuruyor ki Rabbimiz. <laughs> Men hamile salihan min ev unsa ve huve iman İman etmiş olarak. Erkek olsun kadın olsun. Kim güzel işler yaparsa. Salih amel iki boyutlu kavramdır. Bir, yapanını ıslah eden. iki bir fesadı düzelten her bir eylem. Kim hem kendini düzeltecek, ıslah edecek faaliyetler hem de bir fesadı, bir bozgunluğu ortadan kaldıracak bir güzellik yaparsa salih amel Allah'ın yapın dediği şeylerdir. Bunun ferde yönelik olanı vardır, topluma yönelik olanı vardır. Canlı cansız çevreye yönelik olanı vardır. Öyle Avustralya'da kanguruları öldürmeyle işte develeri çok su içiyorlar diye katletmeyle filan veya bu hayat sadece bizimdir deyip de Hazreti Salih'e bucizi olarak verilen o deveye, o deve semboldür. Bu hayat sadece sizin değil, burada başkaları da var. Onların da hakkı vardır. Onlara da hayat hakkı tanıyacaksınız. Leha bun ve leküm bu yevmin malum diyor Allahu Teala o deve için. Onun da belli günler su içme hakkı var sizin de. O kadar. Burası benimdir, geri kalan her şey bana aittir. İstediğim gibi davranırım yok. Allah onları bizim için nimet olarak yaratmıştı. Doğrudur ama nihayetinde bu hayatın hayat sahibi olma noktasında tek muhatabı insanlar değillerdir. Başka canlılar da vardır. Şimdi kim böyle ıslah edici faaliyetler yaparsa erkek olsun kadın olsun fark etmez. Nehu, <feyi> biz onu mutlaka yaşatacağız. Nasıl? <tuh> Hayaten tayyibeten. Tertemiz bir hayatla. Kur'an'ın sunduğu hayat tertemiz bir hayattır. Velenetzi annemecrahum bi ahsani sonra böylelerine dünyada yapmış olduklarının en güzeliyle de en güzeli üzerinden de ödüllerini vereceğiz diyor. Ahirette de ayrıca ödüller verilecek. Yani Müslüman nezih adamdır. Allah'ın dediklerini yapıyorsa temiz yaşıyor demektir. O biraz önce söylediğim içrah dinde içrah yoktur ayetinin evet zorlama yoktur manası var ama onun bir anlamı daha var. Çeksinirme yoktur. Evet. İkrah ettiricilik yoktur. Da Müslümanlık bu mudur? Bu ne biçim bir şeymiş gibi bir görüntü vermek doğru değildir. Tiksindirmeyeceksin. Belki sırf bunun içindir ki Mümtehine suresinde Allahu Teala Hazreti İbrahim'in bir duasını anlatır. Bir cümlesini. Der ki ayetin numarasını da tam söyleyeyim. Mümtehine 5. ayet. Rabbena la tecalna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi fakir kafirler için bir fitne sebebi yapma. Yani bize bakarak da adam daha kafir olmasın yani. Biz değil mi? bu? Nasıl bir şey? Yani ben de insanım, ben de hata yapabilirim filan bu bahaneye sığınmanın bir alemi yok. Din adına sunum yapıyorsanız belli hatalardan özenle kaçınacaksınız. Niye? Sizin hatanız sizinle sınırlı kalmıyor. Temsil ettiğiniz değerler ondan yara alıyor. Öyle olunca da nihayetinde Kitabullah'ın bize sunduğu hayat tertemiz bir hayattır O hayat üzerinden Allah'ın dediklerini yaparsak Burası da geçici de olsa burası da Darü Selam'a döner yani sarış yurduna döner diyelim Değerli hocam şimdi bu e, <laughs> Kur'an-ı Kerim'de ölüm anı ile ilgili neler söylenmekte Bir de yine çok merak edilen şeylerden bir tanesi de Yani herkesin, hayatı bitirdik şimdi ölüme Evet geldik, tamam. gelelim e, Herkesin eceli belli <laughs> Bu ecel meselesi de çok kafa <laughs> kafakız onlardan bir tanesi herkesin eceli belli midir ve ölüm anı ile ilgili neler söylemektedir Kur'an-ı Kerim? Şimdi bir e, baştan bir tespitte bulunayım. Hı -hı. Bazı konular var ki bu, bu, konularda böyle ha dedin bitti. Kestirip atıp tamam bu böyleydi. Niye bunu bu kadar uzatmışlar falan gibi deyip de böyle bir kahramanlığa soyunmamak gerektiren konular var. Böyle kafanızı çalıştırırsınız elbet. Gönlünüzü teskin edecek, mutmain olabilecek bir takım yaklaşımlar elde edebilirsiniz. Doğrudur da bunu her konuda her zaman yapamayabilirsiniz. Bu ecelle ilgili, kaderle ilgili mesele, mesela bunlardan bir tanesidir. Anlayabildiğimiz kadar zihnimizi yoruyoruz elbet. Ve Rabbimizin bizi bilgilendirdiği kadar. O kadar. Ötesi yani. yani. Allah'ın ben şu ayrımı yapıyorum. Biz... Allah'ın bilmesine göre değil. Allah'ın bildirmesine göre yaşamakla yükümlüyüz. Ne kadar Allah'ın bilgisini kimse kuşatamaz diyor Bakara suresi 255. ayette. İlla bir maşa ne kadar dilediyse o kadar. Yani biz Allah'ın bilmesiyle değil, bildirmesiyle yükümlüyüz. Biz ne bilelim onun ne bildiğini? Mesela şöyle diyor, diyoruz. İşte şu olmasaydı, şöyle olmasaydı böyle olurdu. Nereden biliyorsun? Onu bilmiyorsun bak. O olmasaydı diye dilediğin şeyi yapmamakla yükümlüydük. Ancak o yapıldı diye yapılmaması durumunda ne olacağını biliyor e, duruşu ortaya koymak Müslüman'a yakışmaz. Orası gayb alanıdır. Onu Allah bilir. Bize ne dedi? Şunu yapma, tamam. Biz ondan yükümlüyüz. E, yaptığımız halde yapılmasaydı ne olurdu? Orada bir edebiyat geliştirmeyeceğiz. Şimdi bu hocam, ecel ve kader böyle bir şey. Şey var ya hocam e, Firavun Hazreti Musa'ya soruyor bizden öncekilerin durumu ne olacak diye. Hı -hı. Onun bilgisi Rabbimin katındadır diyor. Tabi. Had Rabbi yani e, şimdi yani Hazreti Musa öyle mi? Yani hani Hazreti Musa. Bayağı onu, şeyler söyleyebilirdi aslında. Yani, ama bu konuda da Rabbi bilgilendirmemiş. Evet. Kendisini ve bu konuda bilmiyoruz diyor. Onu Rabbi, Rabbimizin katında kitaptadır onun hakkında bilgi. Evet. Yani bize de bir yakışan bu olması gerekmez mi hocam yani anlayabildiğimiz kavrayabildiğimiz bilebildiğimiz kadarıyla tabii ki düşünmek anlamaya çalışmak kavramak anlaşılabilir bir şey ama öyle bir nokta geliyor ki onun bilgisi yok ve bilmiyoruz. Tabii aynen öyle Allah'u alem o evet. Allah'u alem Allah'ın iyisini o bilir yani biz aklımız bu kadar kesiyor yani bakıyoruz bakıyoruz anlayabildiklerimizi. O da kafamıza göre değil. Metinden çıkarabildiğimiz kadarıyla. işimize geleni söylemiyoruz. Bundan Allah'a sığınırım. Bana göresi yok bu işin. Sen kimsin yani? Sana göre. Sana kanaatini soran yok. Allah ne dediyse onu söyle. Allah'ın dediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar anladık diyoruz yani. Ben bu kadar anladım. Bunun daha ötesini kimse anlayamaz diye bir duruş ortaya koyamayız. Bu bir iblis duruşudur yani. İblis öyle diyordu yani buldun buldun da bunu mu benden üstün tuttun diyor. Şey, İsra suresinde Rabbimize ya nedensiz bir cümle? Yani ne demek istiyor? Ben daha iyi biliyorum yani. Ben daha üstünüm kendine göre bir değerlendirme yapıyor. Bir bilgimize tapmayız. Onun için söylüyorum. Biz Allah'ın bilmesine göre değil, Allah'ın bildirmesine göre eee tavrımızı geliştiririz. Kanaatlerimizi de bildirdiği üzerinden anlamaya çalıştıklarımızla şekillendiriyoruz ve mahza bize göre üzerinden değil Anlayabildiğim budur. Yani doğrusu Allah'ın doğrusudur, yanlışı bizim hatamızdır. Tabii anlayamadık demektir orayı Evet. Bu konulardan biri de bu ecel meselesi. Şimdi ama anlayabildiklerimiz var. Ne var? Mesela diyor ki, birkaç ayet okumalıyım. Ölüm anını biraz daha sonra tamam, artık hocam. ona biraz. Enam suresi, ikinci ayette diyor ki, şimdi genel bir kural veriyor. Hüvelledi halaküm mintini. Sizi çamurdan yaratan odur. tümme kadâ daha ecela. Sonra size hayatınızla ilgili bir süre koymuştur. Ecel hükmetmiştir. Ve ecelüm müsemmen indehu. Belirlenmiş süre Allah'ın katındadır. Bu şu demektir. Kimin ne kadar yaşayacağını sadece Allah bilir. Başkası bilemez. Buradan şunu elde edebiliriz. Filancanın ne kadar yaşayacağını sadece Allah biliyor. Öyleyse falanca filancaya karşı bir cinayetin tarafı olduysa kalkıp da o adamın demek ki ömrü o kadardı. O adam orada ölümü takdir edilmişti deyip de Allah'ın sadece Allah'ın katında olan o ecelle alakalı bir bilgiçlik taşlamak bir şirk biçimidir. Buna kimsenin bulaşmaması lazım. Kimin ne kadar yaşayacağını Allah bilir. Öyleyse biz Allah'ın o bilgisini bilmediğimiz için Allah'ın bildirdiğine bakarız. Ne diyor bize? İşte hayatı doğru yaşayın. Çirkin işler yapmayın, cinayet işlemeyin, katillik yapmayın vesaire. Biz onlar üzerinden yürürüz. Ama bizim herhangi insanın ne kadar yaşayacağını Allah bilir. Fakat şimdi başka ayetler de var. Bu Enam suresi ikinci ayet. Sonra geliyoruz. Allahü Teala buyuruyor ki şeyde Fatır suresi 11. ayette. O Fatır 11'den önce Ecelin tehir edilmeyeceği ile alakalı iki ayet var. Onları hatırlatayım. Bakın Nuh suresinin dördüncü ayetinde diyor ki Allahu Teala bu çok önemli bir ayettir. Bu Nuh suresi dördüncü ayet mutlaka bu konuda bilinmesi gereken ayetlerdendir. Hazreti Nuh diyor ki ey kavmim işte Allah'a kulluk edin, Allah'a karşı muttaki olun, bana itaat edin. Yafir leküm min zünubikim. Bunları yaparsanız Rabbimiz günahlarınızın bir bölümünü bağışlar ve küm sizi tehir eder. İla ecelin müsemma o bilinen ecele. Kimin bilin kimin tarafından biliniyor Allah tarafından. Onu bilmiyor. Peygamber de bilmiyor bunu. Onun ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Sadece Allah biliyor. Eğer siz böyle davranırsanız Allah'ın sizin için belirlediği nihai ömür neyse sizi oraya kadar yaşatır. yaşatır. Burada bir açık kapı var. Daha önce de gidebilirsiniz demektir bu. Yapmazsanız eceliniz öne gelebilir demektir. Şimdi izleyenler diyecekler ki olur mu öyle şey işte Nahil Suresi 61. ayet var. Tabi onu da ben biliyorum merak etme. E, ona da gönderme yapacağım. Fakat burada bir şeye daha dikkat çekiyor Rabbimiz. Buyuruyor ki inne ecelallahi idâ câe la yuakhar. Allah'ın belirlediği süre geldiği zaman o tehir edilmez. Yani ömür Eceli müsemma dediğimiz şey asla ve asla bir an geciktirilemez. Nuh suresi dördüncü ayet. Peki Fatır suresinde ne diyor? Ondan önce tehir edilememe ile ilgili bir ayet daha okuyayım. Münafıkun suresi 11. ayette diyor ki Allahu Teala velen yuakhir Allahu nefsen tabi 10. ayeti de okumak lazım. Şu i̇şte kopuk oluyor. size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Şöyle ölüm gelmeden önce infak edin dağıtın yoksa şöyle demek zorunda kalır adam. Ya Rabbi benim ecelimi biraz daha sonraya tehir etsen de ben de bir takım tasadduklarda bulunsam ve salih kullardan olsam de, de diyecek. O tür sözü söyleyenlere cevaben buyuruyor ki Belen yu'akhiru Allahu nefsen idaca eceluha. Bir nefsin süresi geldiği zaman Allah onu asla geriye tehir etmez. Şimdi anladığımız şu Fatır suresine geçeceğim ama Nuh suresi 4. ayetle Münafıkun suresi 11. ayet Ecelin tehir edilemeyeceğini Söylüyor bunu anladık Peki Gelelim şeye Fatır suresi 11. ayete Bir konudaki ayetlerin hepsini bilmek lazım Bir tanesini bilip 11 tanesini bilmeden olmaz bu iş 11. ayette diyor ki Fatır suresinde Genel kuralı veriyor Bakın öyle e, spesifik bir şeyden söz etmiyor. Genel yasasını Allahu Teala hatırlatıyor. Vallahu halaka kum min turab. Allah sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfatin. Sonra döllenmiş yumurtadan yarattı. Sümme ceale kum Sonra sizi çiftler yaptı. Ben onun için insanların ilk insanlar çiftler halinde yaratılmıştır. En az üç çift vardır diyorum. Böylece kardeş evliliğinin asla yaşanmadığını söylüyorum. Allah sizi çiftler yarattı ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi Hiçbir dişinin hiçbir dişi yoktur ki onun ne taşıdığını ve neyi doğurduğunu Allah bilmiyoruz. Yani her dişinin hamileyken de doğururken de neyi doğurduğunu Allah bilir. Ve ma yuammeru min muammerin. Herhangi bir şekilde ömürlendirilmiş bir insan ve la yunkasu min umrihi ya da ömründen kısaltılmış olan herhangi biri olabilir ki bu illa fi kitabın. Allah'ın kitabındadır, Allah'ın yasasındadır. Bunun yasası vardır. Neyin yasası vardır? Ömürlendirilmenin. Onu biz biliyoruz. Eceli müsemma. Hı hı. Onu sadece Rabbimizin bildiğini de biliyoruz. Fakat kısaltılmaya dair bir ifade var. Kısaltılırsa da bunun bir yasası var. Nedir? Gider adamın kafasından vurursan adamın ömrünü kısaltmış olursun. Işte. Ya da adam bile isteye sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokacak Heh. şekilde beslenmesine dikkat etmesi, yaşantısına dikkat etmesi, yediğine içine vesairesine. Olacağı budur. Olabilir yani. Değil mi? Bunlar onun Yasa için, yani çünkü Allah'ın yasası. Yasası evet. Yani bir araba üretiyorsunuz adam diyor ki bak bunun şu şu yollarda şu şu şartlarda yapacağı kilometre 1 milyon kilometredir. O sen gibi bunu daha bayra vuruyorsun işte stabilize yıllarda darmadağın ediyorsun 100 bin kilometre gitmiyorsun. Kabahat fabrikanın mı yani? Yanlış kullandı. Yanlış kullanılırsa şeyi alıyorsun. Ya yani süreyi öne çekiyorsun. Bu süre öne çekilmesi zaten cinayetlere ceza verilmesinin sebebi de budur. Kimse hiçbir cinayeti bunun ömrü zaten bu kadardı diyerek geçiştiremez. Sen onun ömrünün o kadar olduğunu bilmiyorsun. Hiç kimse bilmiyor. Allah'tan başka kimse bilmiyor. yani öyle bile olsa iki gün sonra işte öleceği garanti gözüyle bakılan bir insanı bile öldürürseniz o da cinayet olur. Tabii tabii yani bu. Yani demezler ki iki gün sonra ölecekti zaten adam bunu cinayet saymayalım demeyecek ki. Demez. Demez de yani bu bazen acıları hafifletmek için kullanılıyor. Mesela ben bir trafik kazası geçirdim 25 yıl önce. bir oğlum vefat etti benim o trafik kazasında. O zaman e, bilmiyorduk Kur'an-ı Kerim'in bu, bu muhteşem dünyasını. E, bana diyorlardı işte ya Mehmet Hoca üzülme. E, ne Niye? İşte o çocuk bugün trafik kazası olmasaydı da bu defa evde elindeyken ölecekti. Bana e, o zaman inandırdılar bunu. Demek ki onun eceli bu kadarmış. Yani, <laughs> kim biliyor bunun ecelinin o kadar olduğunu ya? Şimdi böyle çıldırasım geliyor. O zaman adama davacı da olmamıştık. Nasıl olsa çocuğun ölümü o kadardı diye filan öyle gitti. Kardeşim kimse Allah'ın bilgisine göre hareket edemez. Allah'ın bildirmesine göre hareket eder. Allah'ın bildirmesi nedir? Kimin ne kadar yaşayacağını ben bilirim diyor Allah'ta. Eceli müsemme Allah katındadır. O tehir edilmez bitti. Ama Allah'ın belirlediği o eceli yanlış davranırsan cinayete e, muhatap edersen onun ecelini öne almış olursun işte Fatır 11. ayet onu söylüyor. Peki Nahl suresinde 61. ayette bir ifade var. Hocam çok özür dilerim. Şimdi hani eee yazılan bir hakikat var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. E, kim bir insanı bir cana karşılık olmaksızın haksız yere yani. Evet. tüm insanı öldürmüş gibi. Tabii Maide Maslular, 32. Allah'ın belirlemiş olduğu eceli kesinti yaratmak değil midir? Tabii Zaten bu kadar e, büyük bir suç olması ve bu kadar büyük bir dehşet verici bir karşılık bulmasının sebebi bu değil mi? Budur tabi. O ayette men nefsen bi nefsin ev fesadin fil feke enne ma cemi'a yani bir cana cana karşılık olmaksızın yani büyük bir fesat sebebi olmaksızın kıyanlar bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Orada üstelik bir cana kıyan diyor yani. Tabii. Henüz insan diye anılmayan o ana rahmindeki süreçleri de içeriyor. O o döllenmiş yumurta halinin başlangıcından itibaren hayatın tamamını e, içeriyor. Biz onun için diyoruz ki bir Adem bir alemdir. Bir can cihana bedeldir. O Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِ Sakın haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. O İsra'da da var, şeydede var, En'am'da da var, Furkan'da da var. E, yani Allah'ın haram kıldığı ifadesi oradaki o haram kılmak aslında Allah'ın saygın kıldığı demektir. ya her insan Allah'ın bir kitabıdır. Mescidi haram diyoruz. Mescidi haram saygın mescid demektir. Her bir insan Allah'ın bir kitabıdır. Ona kastetmek Allah'ın kitabına kastetmektir. Allah'ın bir ayetini yok etmektir. Bunun ne kadar korkunç bir cinayet olduğu işte hatırlattığınız Maide 32. ayette beyan edilir. Buna karşılık kim birinin hayatına vesile olur? hayatta kalmasını sağlarsa da bütün insanlığın hayatta kalmasını sağlamış gibidir de bir şey var. Hocam tam yeri gelmişken açalım çünkü biliyorsunuz son dönemlerde maalesef e, dünyanın birçok yerinde de ülkemizde de e, yaşanan depremler var. Evet. E, bu depremlerde vefat eden vatandaşlarımız var. E, birçok kişi bu konuda da benzer şekilde düşünüyor. Zaten işte onun eceli gelmişti. Allah onu takdir etmişti. Onun için öldü diye. Ama dünyanın birçok yerinde depremler oluyor. Ama zemin etütü düzgün yapıldığı zaman, binalar e, düzgün kaliteli sağlam yapıldığı zaman hakikaten can kayıpları çok düşük oluyor bu anlamda tabii. bakınca. Japonya'da yani, sürekli sallanıyor hani kimse ölmüyor. Dünyanın birçok yerinde oluyor. Dolayısıyla burada faturayı Allah'a kesmek haksızlık ve adaletsizlik değil mi? Orada bir kader göndermesi tabi e, çok sıklıkla dillendirilebiliyor. Kader nedir? Kader Allah'ın koyduğu ölçü demektir. Binayı sakat yaparsanız o binayı sakat yapanlar orada yaşayanların ölümüne sebep verirler. Sebebiyet verirler. Sakat binada depreme yakalanmak ve sonunda ölmek kaderdir. Ama binayı sakat yapan buna sığınamaz. Binanın kaderi sağlam yapılmasıdır. Sakat kad binanın kaderi ölümdür. Ve onu sakat yapanlar sorumludurlar. Onu düzeltmeyenler sorumludurlar. Onun demek ki orada ölecekti. Sözünü kimse söyleyemez. Onu kontrol etmeyenler o, sorumludur. Sorumludur tabi Ruhsatı verirken. Yani inşallah. dünyanın şu teknolojik e, ortamında bile kalkıp da e, yani bu işin işte böyle de bir tarafı vardır deyip yani daha bir gevşemeye sebebiyet verilebiliyor. Oysa siz önlemlerinizi alırsınız. Buna rağmen ölebilirsiniz. Tabii. Ki. O başka bir şey. Ama hiçbir şey yapmadan gelip cinayet işliyor adam. Yani işte geçen o özge özge miydi bir kızımız, ordulu bir kızımız geldi adam bir tanesi öyle işte bakayım kim karşı gözüme kestirdim. Gitti kızcağızı kapısının önünde bıçakladı öldürdü. Ne şimdi bu? Bu kızımızın kaderiydi. Kim biliyor bunu ya? Nasıl buna sığınıyoruz? O zaman ona nasıl sığınamıyor da ve ilgiliye en ağır ceza veriliyorsa bu inşaat dünyasında da zemine tüdü yapılmadan betonundan, çimentosundan, ne bileyim Demirin. demirinden kaçırarak iki katlık binanın üzerine beş kat çıkarak işte cinayete adeta kader çizen bu insanlar mutlaka ve mutlaka bu yaptıklarından yargılanacaklardır. Burada kader bizim kaderimiz irademizdir. İrademiz kaderimizdir. Bizim irademizi aşan olaylar da vardır elbette. Ama onlardan biz sorumlu değiliz. Ama biz yapıp ettiklerimizden sorumluyuz. Hangi binayı kimin yaptığı bellidir. Bu binaya kimin ruhsat verdiği bellidir. Kimin zemin etüdü yaptırmadığı bellidir. Ya da kaş göz arasında kimin yapılmayan zemin etüdünü yapmış gibi onaylayan bellidir. Nihayet bunların sistemli bir şekilde efendim e, hayatı kuşatan bir ciddiyete sahip olması durumunda depremler Allah'ın bu tabiata yerleştirdiği sünneti dediği bu alemin dengesinin bir parçasıdır. Allah'ın bu dengesine karşı kimse savaş açamaz. Kimse hiçbir depremi engelleyemez. Ancak depremin insan öldürme noktasındaki etkisini alacağınız tedbirlerle sıfırlayamazsanız bile asgariye indirebilirsiniz. Burada kadere sığınmak değil. Burada yanlış bina yapanlar kaderi şekillendirenlerdir. Bu adamlar bu iradelerinden dolayı mutlaka sorgulanmalıdır, yargılanmalıdır. Yaptığı hatanın faturası kendisine kesilmelidir. Hocam zaten... Burada kimse kadere sığınamaz. Allah'ın yarattığı biri bu depremde ölsün diye yaratılmış insan yok. Bile bir cinayete kurban giden kişinin o cinayette ölmesi onun kaderi ise, öldüren kişinin onu öldürmesi de onun kaderidir o zaman. O zaman ceza vermeye yani, zaman gerek gerek yok. Nedir yani burada Hayır. bir sorumluluk oluşuyor mu yani? Evet, ben en başta onun için söyledim. Biz Allah'ın Bilgisine göre değil, bildirmesine göre yaşarız. Bildirdiği bellidir. Kimin ne kadar ecelinin olduğunu sadece Allah bilir. Bu ecel dediğimiz şey standart herkese eşit verilmiş de değildir. Ve ana karnında öleni vardır. Bebekken öleni vardır, çocukken öleni vardır, gençken. Erzel ömür denen ileri ömrün en sıkıntılı zamanlarına kadar giden. Başka bir insanın eğer bir katkısı yoksa, bir müdahalesi yoksa, Kişi ne zaman ölürse nihayet onun ölüm vakti eceli odur dersiniz. Ama birinin bir çeşit doğrudan veya dolaylı olarak bir müdahalesi varsa o insanın ecelinin öne çekilmesi noktasında bir şey vardır. Bir müdahalesi bir katkısı vardır ve o müdahale o katkı nihayetinde mahkeme-i kübrada hesabın konusudur. Nahl suresi 61. ayeti mutlaka hatırlatmak istiyorum. Ee, bu ecel meseleleri konuşulunca işte şu ayetler okunur. Şeyde var, ee, Araf suresinde var, Yunus suresinde var. İşte likülüm ecelün fida cajel Onlar ümmetlerin süreleriyle alakalıdır. Süreleri dolan e, geriye bırakılmaz, süreleri dol dolmadan da öne çekilmez o e, ümmetlerin gidişini. Fakat onlar ümmetlerle alakalı olsa da fertlerle alakalı olan da var. İşte Nahil 61. ayet odur. Ve lev yu'ahidullahu nase bi zulmihim. Allah insanları yaptıkları haksızlıklar sebebiyle sorgulamış, sorumlu tutmuş olsaydı ma terek aleyha min Bu arzın üzerinde hiçbir canlı kalmazdı. Ve lakin yu'ahiruhum ila ajalin Allah onların her birini belirlenmiş, sadece kendisinin bildiği bir süreye kadar tehir ediyor. Onların eceli gelince belirlenen süre dolunca hiçbir saat geri terk edilmezler. Oradaki saatten maksat hiçbir an demektir yani. Hiçbir an geriye bırakılmazlar. Ve la onu öne de alınmaz. Bu şu demek. Hak etmeyen bir insanı vakti gelmeden önce Allah öldürmez. Yani onun belirlediği Eceli müsemmasına uygun yaşayan insan nihayet ecel belirlenen ecelin sonuna kadar gider. Allah onu öne almaz sebepsiz yere. Ama bir sebep varsa öne alınacağını da Fatır Suresi 11. ayette söylemiştik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür e, önemli ederim. bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun. Bu ayetlerle bunları açıklamak çok yerinde oldu çünkü birçok insanı gerekli her konuda cevap zaten Rabbimizin kitabında var. Anlayabildiğimiz bizim, evet, bu kadardı. Anlayabildiğimiz Ve Bizim söyledi. yapmamız gereken şey belli. Reçeteyi dikkat almak ve takip etmek. Evet. Ee, çok teşekkürler değerli izleyenler Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizle birlikteydi. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere diyoruz.